Hünkârım. Günlerdir neler yaşadınız. Başınıza neler geldi bilmiyorum. Lakin nasıl acı çektiğinizi görebiliyorum. Başımız sağ olsun. Sen sağ ol Mustafa. Keşke elimden gelse de size nefes olabilsem. Huzur verebilsem. Benim makamımda olana huzur yok Mustafa. Olamaz. Silahdar. Ne konuştunuz hünkârımızla? Tüm bu yaşananlar senin suçun. Eğer o fermandan Ayşe Sultanımıza bahsetmeseydin, sultanımız da şehzademiz de hayatta olacaktı. Sen hünkârımıza acıların en büyüğünü yaşattın. Lakin merak etme. Söylemedim. Senin için değil elbet. Hünkârımız için sessiz kalacağım. Onun kederine keder katmamak için. Neden suçluyorsun beni? Ben nereden bilebilirdim Ayşe Sultan'ın böyle bir delilik yapabileceğini? Ne olursa olsun, kabahatim büyük. Günahım büyük. Eğer konuşmasaydın, o iki çocuk yaşıyor olacaktı. Hanzade. 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 Bedim. Yanına kimseyi almamışsın. Nasıl böyle tedbirsiz davranabilirsin? Uzaklaşmak, yüreğimdeki yükten kurtulmak, kafamdaki sesleri susturmak için gittim vardı. Susturabildin mi peki? Susturamazsın oğlum. Bir hükümdar ancak ahirette sükûta erebilir. O vakte kadar ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, dimdik durmak mecburiyetindesin. Ardını dönüp gitmek yok. Olmaz, olamaz. Her acıyı yaşadım, ezber ettim sanırdım. Lakin bu. Evlat acısı yumru gibidir boğazda. Nefes aldığında ciğerine batar.
yutkunamazsın demiştiniz. Daha beter. Dünya zalim bir yer oğlum. Ecel zamansız geliyor okula. Evvel ana babalar ölmeli denir ya. Bu sarayda hep evlatlar yetiyor önce. Bu sebepten korudum seni. Göğsümü siper ettim varlığına. Sen de öyle yapacaksın. Senin bir evladın daha var. Daha küçücük. El kadar. Sev onu. Sarıl onu. Onun kokusu seni teselli eder. Hayırlı geceler. Silahtar. Bu daha ne kadar böyle devam edecek? Yüzüme bakmıyorsun. Gerekmedikçe benimle konuşmuyorsun. Beni yok sayıyorsun. Aynı kubbe altında böyle ayrı nasıl yaşanır? Silahtar. Üzgünsün görüyorum. İzin ver sana yardım edeyim. Yaramızı beraber saralım. Sultanım günlerdir yoldayım. Çok yorgunum. Müsaadenizle istirahat etmek isterim. Hünkârım. Kaya. Ay yüzlü sultanım. Alezar. Gece bende kalacak. Çekilebiliriz. Emredersiniz. İhtiyaç hasıl olursa kapıda cariyeleri bekleyecek. Süt annesi de.
Valide Sultanım, beni emretmişsiniz. Hünkaroğlumun halini hiç beğenmedim. Neredeymiş bunca vakit? Sual ettim, hiçbir şey demedi. Telaş edilecek bir vaziyet yok sultanım. Bir daha evinde inzivaya çekilmişler. Bilhassa evlat acısı çok ağır geldi. Ben de bunu konuşacaktım seninle. Lalezar görmüş. Ayşe senin yanına gelmiş, konuşmuşsunuz. Sonra perişan bir şekilde yanından ayrılmış. Ne söyledin de ona torunlarımın canına kıyacak kadar gözlerini kararttı? Sultanım. Hünkârımızın idamına hükmettiğini öğrenmişler. İnkar ettim. Lakin inanmamış. Ne idamı? Sürgüne giderken İlk menzilde idam edilmesini buyurdular. Benden başka kimsenin haberi yok sanıyordum. Fakat... Evet. Kim söylemiş? Kimden öğrenmiş? Parya Sultan. Nasıl olduysa idam fermanını görmüş ve gidip hemen söylemiş. Ayşe Sultan'a karşı öyle bir kin vardı ki içinde, öfkesinin neye sebep olacağını görememiş bile. Şimdi bin pişman. Lakin artık çok geç. Saraya geldiği günden beri başımıza açmadığı bela kalmadı. Şimdi de torunlarımın mahfına sebep oldu. Sultanım, öfkenizi anlıyorum. Lakin sizden ricam, hünkârımızın bu mevzudan haberi olmasın. Siyadesiyle üzüldüler. Bir de Parya Sultan'ın sebep olduğunu öğrenirlerse bu yükü kaldıramayabilirler. Eski günlerim mi geldi aklına? Özledin mi burayı yoksa? Bu saray bana acıdan, gözyaşından başka hiçbir şey vermedi. Murat'tan uzak, yalnız olduğum günlerde. Kim bilir, belki de bu sarayın kaderi budur. Mutsuzluk. Silahlar mı? Her sabah ben uyanmadan gidiyor. Gece geç vakit geliyor. Yüzünü dahi göremiyorum. Aramızda öyle bir uçurum var ki, nasıl aşacağımı hiç bilemiyorum. İkinizin de acısı taze. Zamanla düzelir. Hem siz evlendiniz Atike. Karı koca oldunuz. Ne kadar uzak durulabilir ki? Benimle aynı odada bile yatmıyor var ya. Her gece yatağa tek başıma giriyorum. Gururum kırılıyor. Ölümün gölgesi üzerimizden gitmedi. Gitmeyecek. Ne yaptınız bana? Söyle. Ne diyorsun sen Kasım? Benimle oyun oynama Bayezid. Kalik Hatun'un evindeydim. Gördüm sizi Gülbahar Sultan'la. Kafama bir şey vurdunuz. Sonrası yok. Uyandığımda bekar evindeydim. Sen ne dediğini bilmiyorsun Kasım. Anlaşılan hala içtiğin afyonun tesirindesin. Bana olan düşmanlığın gözünü öylesine kör etmiş ki, şu meczup halinden dahi beni mesul tutuyorsun. Bayezid. Kasım, Bayezid yapmayın. Hayır.
yapmayın. Ağlar. Ağlar. Bırakın. Ağlar. Ağlar. Ne oluyor burada? Kasım Bayezid. Sultanım bağışlayın. Lakin öyle laflar etti ki kendime mani olamadım. Hala gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor validem. Gülbahar Sultan yaşıyor diyorum. Nasıl bir oyun tertip ettiler, ne yaptılar bilmiyorum ama gözlerimle gördüm, yaşıyor. Kalika Hatun'un evinde saklıyorlar. Kalika kim? Beynem Ağa'nın meyhane ortağı. Bayezid'in de gizli aşığı. Aklını kaçırmışsın sen. Sultanım, zinhar böyle bir şey yok. Kasım, daireme git, beni bekle. Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış. Neler çevirdiğini herkes öğrenecek. En başta hünkâr abim. Bayezid, hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Bilmem gereken bir şey varsa şimdi söyle, başın daha büyük belaya girmez. Nedir kardeşinin söylediği? Valideni görmüş, yaşıyormuş. Sultanım, böyle bir şey mümkün mü? Aylar geçti. Hem validemin ölüm haberini bizzat siz verdiniz bana. Kasım alenen suçunu örtbas ediyor. Acımla, kederimle alay ediyor. Kahvehaneler kapatılınca ahali meyhaneleri akın etmiş hünkârım. Kendilerini afyona, şaraba vermişler. Kadızadeliler de bu sebepten meyhaneleri basıp talan etmişler hünkârım. Sivasi Efendi'nin dergahından müridan da hadiselere mani olmak isteyince birbirlerine girmişler. Bu mevzuda bir tedbir almazsak işler iyice çığırından çıkacak hünkârım. Her gün yeni bir hadise baş gösteriyor. Kadılar davalara bakmaya yetişemiyor hünkârım. İkisine de haber verin, bizzat görüşeceğim. Dertleri neymiş öğrenelim. Yahya Efendi, ulemanın vaziyeti nedir? Tayinler için namzetleri belirledin mi? Bir an evvel tasdik edin. Kösem Sultanımız tasdik ettiler çoktan. Malum haliniz yoktunuz. Kendilerini saltanat naibesi tayin ettiğiniz için bendenizde bir mahsur görmedim. Saltanat naibesi. Öyle mi? Hünkârım, siz avdayken haşa huzurdan vefat ettiğinize dair tevatür yayılmış. Şehirde kargaşa çıktı. Önünü alamadık. Halk galeyana gelip saraya yürüdü. Babüstade'ye dayandılar. Neyse ki Kösem Sultanımız metanetle ahalinin karşısına çıkıp saltanat naibesi olarak devletin başında olduklarını söyleyince hengame bitti. Ahali dağıldı. Mehmet Paşa, ben seni İstanbul muhafızı tayin etmedim. Nasıl tedbir almazsın? Hünkârım, biz gerekli tedbirleri aldık. Hatta meydanlarda avda olduğumuzu ilan ettik. Ancak nasıl olduysa birileri fitne ateşini yaktı. Kabahatini bilip susacağın yerde bir de Bayezid'e saldırıyorsun. Yaşadığın onca şeyden sonra belki akıllanırsın, düzelirsin dedim ama hiçbir şey fark etmedi. Niçin inanmıyorsunuz bana?
Gülbahar Sultan yaşıyor diyorum. Hala Gülbahar diyor. Kasım, sen bir şehzadesin. Bekar evinde sızıp kalmak ne demek? Bir daha seni bu vaziyette görmeyeceğim. Eğer görürsem acımam, hünkâr oğluma gider söylerim her şeyi. Ben ispat edeceğim size. Saliha! Bayezid'in davranışlarından şüphelendim. Takip ettirdim. Sultanım, Şehzade Bayezid saraydan çıkar çıkmaz şehzademizi haberdar ettim. Kalika Hatun'un evine gittik beraber. Bayezid'i orada gördün mü? Veyahut Gülbahar Sultan'ı? Ben kimseyi görmedim sultanım. Şehzademize Hatun'un evine kadar refakat ettim sadece. İçeri girmedim. Şehzademiz yolladılar beni. Bana inanmıyorsanız Kalika Hatun'a sor. Başından beri bu işin içinde. Hakikati yalnızca ondan öğrenirsiniz. Hacı, Kemankeş Ağa'ya vaziyeti izah et. Kalika Hatun'u bulsun. Bakalım söyledikleri doğru mu? Emredersiniz sultanım. Bu arada hünkârımız haber yollamışlar. Arz odasında sizi bekliyorlarmış. Bu mesele hallolana kadar kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Hünkâr oğlum neden bekliyormuş beni arz odasında? Arz odasına çağırdığına göre mesele miyim? İşittim ki hadiseler deryası yine sel olmuş, sarayıma kadar gelmiş. Siz saltanat naibesi olarak vaziyete el koymuşsunuz. Ben tayin etmişim. Öyle demişsiniz. Ahalinin canını, malını teminatınız altına almışsınız. Divan toplamışsınız. Atamalar yapmışsınız. Anladım ki siz de herkes gibi yokluğumu fırsat bilmişsiniz. Yokluğunu fırsat bilmişim öyle mi? Öyle. Ya ne yapacaktım? Senin gibi devleti başsız, meydanı ıssız mı bıraksaydım? Devlet elden giderken öyle oturup seyretse miydim? Sen mesuliyetlerini yerine getirmedin. Ne zaman geleceğini bilmiyordum. Nereye gittiğini bilmiyordum. Ahali saraya yürüdü. Padişahı görmek istiyoruz dediler. Az kalsın kan dökülecekti. İçten içe hep bugünü beklediniz değil mi? Naibeliğinize son verdiğim günden beri. Hata yapayım. Sizin yüce yardımınıza sığınayım. Her attığım adımda sizden tasdik bekleyeyim. Öyle mi? İşin aslı validem. Siz beni bir padişah olarak görmüyorsunuz.
Daha gençsin. Feveranın büyük, beni anlamazsın. Sen sanıyorsun ki ben hükümranlığı isteyip seni tahttan indirmeye çalışacağım. Yanılıyorsun. Sen koskoca Cihan padişahısın. Ama her şeyden önce has bahçede koşturan, alnı yarıldığında gözyaşı döktüğüm oğlumsun. Canımsın benim. Ahmet'imin yadigarısın bana. Biliyorum kalbin temizdir. Özün paktır. Fakat oğlum dünya ayarlı insan sever. Sen her lahza ayarını yitirebiliyorsun. Öyle yapma. En çok kendine zarar verirsin. Yapma. Halide. Siz dairenize dönün. Ve bir daha zinhar. Sakın. Ne saltanat ne de dini devlet işlerine burnunuzu